her sene düzenlenen Alsancak geleneksel etkinlikleri kapsamında tavla turnuvasında beraberiz. Birazdan tavla turnuvası başlayacak. Şimdi tavla turnuvasına katılan usta tavla oyuncularıyla röportaj yapacağız. Sizler sayesinde bu açılışla başlıyor. Hoş geldiniz diyelim. İki günü keyifli geçirelim. Alsancak sokaklarını dolduralım, neşelendirelim inşallah. Ve 3 senedir yaptığımız gibi açılışımızı hep tavla turnuvasıyla yapıyoruz. Biz Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği olarak İzmir Tavla Derneği'nin desteğiyle 3 yıldır böyle güzel bir turnuvaya da ev sahipliği yapıyoruz Alsancak'ta aynı zamanda. Ve tabii ki Konak Belediyesi'nin çok büyük katkılarıyla. Ne yazık ki bugün Sema Başkanımız yapardı hep açılışı. Kendisi ilk zarı atardı hatta. Ne yazık ki bugün burada olamadı. Annesinin vefatı sebebiyle. O yüzden onun yerine vekili Sayın Leman Tunus, başkan yardımcımız diyelim. Leman Tunus hanımefendi burada. Onunla beraber başlayacağız. İki başkanımız, üç başkanımız. Ben kendilerine şöyle bir mikrofonu uzatmak istiyorum konuşma yapmak için. Öncelikle hoş geldin demek için ev sahibisi olarak Sayın Dilek Olcay, Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Başkanımızı mikrofona alıyorum. Buyurun efendim. Böyle güzel bir günde, 17. Alsancak Şenliği'nde bizlerle birlikte olduğunuz için Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu adına hoş geldiniz diyorum. Artık yıllar eskidikçe yaptığımız aktiviteler de eskiyor. Ama 3 seneden beri yaptığımız Alsancak Tavla Turnuvası çok güzel gidiyor. Bu sene 64 kişiyle birlikteyiz. 100 kişiye ulaşalım dedik ama sonra kestik. Nedeni de şu, çok uzun sürüyor. Aramızda süper insanlar var, bu işi gerçekten bilen. Ben de biraz sonra oynayacağım ama ben 2 dakikada elenirim herhalde. Elemeyecek birisini bana verir misiniz lütfen dedim ama torpil yapmadılar efendim. Birinciye televizyon veriyoruz. İkinciye sevgili arkadaşım Meris Tur bir gezi veriyor eşiyle birlikte kim kazanırsa. Üçüncüye de tavla vereceğiz. Ama Konak Belediyesi'nin de onlara, Tavla Derneği'ne çok çok özel hediyeleri var. Hepsini iyi günlerde kullanalım diye, kullansın diyoruz herkes. Efendim hoş geldiniz. Biraz sonra tavla turnuvası başlayacak ama iki gün biz sokaklardayız. Biraz sonra Ali Çetinkaya Bulvarı'nda bir sanat sokağımız başlıyor. 10 tane üniversite öğrencisi orada resimler yapacaklar. Akşam üzeri Dominik'te Sancar Marufluğ'un yönettiği bir Alsancak Sokakları söyleşimiz var. Yarın da gene sokaklardayız. Konak Belediye'mizin size bırakayım ben onu isterseniz. Konak Belediye'mizin müzik grupları ve dans grupları var. Ama yarın çok özel bir şeyimiz var efendim. Down sendromlular burada yarın saat 12 ile 1 arasında bir gösteri düzenleyecekler. Down sendromunun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Çok özel bir çalışma bu. Hep birlikte orada olalım. Yarın öğlenden sonra da sağlıklı beslenme konusunda İzmir'in en özel kişileri bizlerle bir sohbet düzenleyecek. Sizleri bekliyoruz. İzmir'de biz hepimiz birlikte varız. Konak Belediyesi'ne, Tavla Derneğimize çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler hepiniz efendim. Ben de Sayın Başkanım Sema Pektaş'ın kayınvalidesinin vefatı nedeniyle hepinize çok selam ve sevgileri var. Kendisi cenaze için şehir dışına gitmek zorunda kaldı. Artık 17.si olan ve gelenekselleşen Alsancak Derneği ile birlikte düzenlediğimiz şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Dilek Hanım detaylarıyla anlattı. Programda katılım ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur. Biz de belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dedik ya, bu seneki mottomuz biz birlikte varız. Tek başına hiç kimse başarıya ulaşamıyor. Biz gerçekten de hep beraber ulaşıyoruz. Konak Belediyesi, Alsancak Derneğimiz ve tabii ki Tavla Derneğimiz de. Sevgili Adnan abicim, mikrofon sende. Çok teşekkür ederim. Başta Konak Belediyesi ve Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği olmak üzere. Katılımcı arkadaşlara öncelikle çok çok teşekkür ederim. Hemen kotayı doldurdular. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.
Biliyorum bir an evvel tavlanın başlamasını ve heyecan içinde bekliyorsunuz. Ben de lafı fazla uzatmadan ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Masa 3, Selçuk Er Yılmaz, Cevat Bural. Masa 4, Levent Kılıççer, Ömer Aydın. Masa 9, Dilek Olgay Ali Atik, Olcay. Nerede Mehmet Ağarbaş? Evet, evet Kırbız'da düzenlenen geleneksel tavla turnuvamızın birincisi, uluslararası tavla turnuvamızın birincisi Sayın Ahmet Bey ile beraberiz. Ne zamandır tavla oynuyorsunuz? Backgammon tavla sisteminde 13 senedir oynuyorum ve birçok başarılarım tabii ki var. Buraya gelmek devamlılık ve istikrar isteyen bir şey, çalışma isteyen bir şey. Çok şükür İzmir adına mutluyum, memnunum başarı getirdiğim için. Peki bu tavlaya nasıl başladınız? Yani bir hevesle mi oldu? Arkadaşlar, tabii ki emekli olunca boş zamanlarımda bir hobi kendime çok yarattım. Kısa bir hatırlatma ve yapıyorum. Çok kısa. Gerçekten de bu çalışmanın semeresini alıyorum. Güzel ödüller alıyoruz. Ve Türkiye'ye başarı getiriyoruz. 17 ülkeyle karşılaştım Kıbrıs'ta. Onları geçmek büyük bir başarı. Çok nadir olan bir şey. Türkiye'nin başarı kazanması. Çok mutluyum bu hususta. İnşallah devamları gelir. İnşallah devam eder. Tebrik ederiz. Şimdi siz de sanırım turnuvaya katılacaksınız. Evet, bu turnuvaya, bütün turnuvalara ben katılıyorum. Gene boş zamanlarımda. Bu turnuva backgammon tavla sistemi değil. Klasik tavla sistemi. Burada şans biraz daha gerekli. İyi zarlar atmak gerekli. Başarılı olmaya çalışacağım. Tekrar başarılar dilerim o zaman size. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Eklemek istediğim bir şey şu. Konak Belediyesi ve Alsancak Koruma Derneği ve İzmir Tavla Derneği'nin ortaklaşa yapmış olduğu bu 64 kişinin katılımı İzmir için çok güzel bir şey. Sosyal yardımlaşma açısından, insanları bir araya getirme, paylaşımları buluşma açısından çok iyi. Onun için desteklenmesi, devam etmesi çok güzel olur. Evet. Teşekkür ederim. Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Hatıra olsun diye tavların içinden zarları atıyorum. Kendimi bay geçmiş sanıyorum. Rakibimi uzun yıllardan beri tanıyorum. Onun bana çıktığı zaman rakip olarak kendimi bay geçti sanıyorum. Yani elde var bir. İkinci tura bakacağız. O kadar iddialısınız yani. Siz ne diyeceksiniz bu lafları? Valla adı gibi Uğur'a ihtiyacı olacak. Beyefendinin adı Uğur. Evet, hadi bence bakalım. İhtiyacı var. Hadi bakalım o zaman. İcraate bakalım hadi. Kolay biliriz değil mi? Merhabalar. Sevgiler, merhaba. Bol şanslar. Nasıl gidiyor tavla? Yeni başladık henüz. İnşallah iyi gider. Ne zamandır tavla oynuyorsunuz? Çocukluğumdan beri babamla başladım oynamaya. Öyle çok ciddi bir oyuncu değilim ama Alsancak Derneği'yim. Ne kadar güveniyorsunuz kendinize? Bilmiyorum, göreceğiz. Bu birazcık da şans işidir. Bakalım o zaman size bol şanslar diyelim. Ooo Kürşat Bey! Efendim buyurun. Nasılsınız? Görüyor musun röportajı nasıl yapıyorlar? Nerede yapacaklarını biliyorlar. Sen o sırada yeni çünkü naklen yayın var haberin olsun ha. Mustafa kim? Kürşat Bey. Devam Kemal devam. Nasıl gidiyor peki tamam? Vallahi iyi ya da dondurma vermiyorlar burada bize. Baba terbiyesine bak. Yok ya. O yasak bu yasak ben oynamıyorum ya. Bu yasak bu yasak. Ne bu ya? Zar atmak da yasak değil de tam olsun. Hadi bakalım. Hadi nasıl gidiyor? Merhaba Sema. Sizden nasıl gidiyor da bu uğursuz geldi karşıma. Dek mi geldi? Dek mi düştünüz? Dur bakalım nasıl olacak bu iş. Nasıl peki rakibiniz? Çok terbiyeli, çok zarif bir insan. Sanırım sağlam bir tavlacı herhalde. Yok bence. Bak bundan burada hepsi iyi. Bunların içinde bir tane kötü var o da benim. Ya hadi bakalım. Şimdi göreceksin kötüyü de. Hadi geçin de rahat peki oynayın. Sizin nasıl? Gayet güzel. Rakibim güçlü olduğundan full konsantre oynuyorum. Yani ümit peki ümidiniz ne? Efendim? Sonuç olarak ümidiniz nedir peki? Başa baş gitsin, çekişmeli gitsin. Sonuç önemli. Tanıdığım için problem değil. Yersek de inilsek de. Amaç burada eğlenmek. Heyecanlanmayacağım.
Yan meslekli tamam yani. Önemli son. Değil. Eğlence güzel ama avans vermeyin, oynayın madem. Yok yok, kora kora olacak. Hadi gününü göster o zaman. Başkanım bol şanslar. Teşekkürler, sağ olun. İyisiniz. Yeni nereye çalışıyorum efendim? Merhabalar. Şimdi merhabalar. Dernek başkanımız Diye Kanı'na beraberiz. Gidiyor. Merhabalar. Vallahi fena gitmiyor ama beyefendi beni çok yedi. Yedi boynuz ağrılarımı. İzarlar gelmiyor efendim. Tutamıyoruz çünkü. Biraz da şans işi bu. Evet, tabii ki. İzara bağlı oluyor. Ama güzel bir şey değil mi? Evet. Siz nasıl buldunuz? Tabii ki çok güzel. Güzel değil mi? Her sene bekliyoruz. Her sene olsun. Ama bütün aktivitelere de bekliyoruz efendim sizler, olur mu? Geldiğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. O zaman bol şans diliyoruz. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Benim için iyi gidiyor. Benim için kötü gidiyor. Neden? Valla geri atıyoruz çok. Ben Mars yapmaya çalışıyorum şu anda. Abi ben Mars'tan kurtulmaya çalışıyor. Ya bu tavla işinde zar çok önemli değil mi? Kesinlikle. Yani tabii ki biraz da... Oyun bilmek de şart. Tabii oyunun kurallarıyla da tabii bilmek lazım ama zarın çok büyük etkisi oluyor. %60'a zar diyelim, %40'a ustalık diyelim. Evet. Zar daha ön planda biraz daha yani. Evet. Evet, tavla turnuvası başladı. Zarlar atılıyor. Kıran kırana bir mücadele var. Bakalım kimler birinci olacak. Tamam.